Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunlarını bugün de Isparta ili Keçiborlu ilçesi Yenitepe köyü muhtarı Yakup Bıyıklı ile kamuoyuna duyuracağız. Burada içme suyu sorunu olduğunu belirtti muhtarımız. Biz de bu sorunun çözüm için nerelere müracaat ettiğini kendisine soruyoruz. İl özel idaresi, kaymakamlık olmak şartıyla müracaatımı yaptım ve benim suyumun bana yeterli olduğu belirtildi. Ama kaç litre efendim? 0.75'ti ama yıllar önceki sondajımız şu anda yarım saat sürmüyor. 0.25 gibi bir suya düştük. Cazibeli sularımız hiç kalmadı. Evet. Ve gelip de yerinde bu teyit edilmedi. Hanelerde su sayacı takılı mı efendim? Takılı. Hepsinde var. Takılı. Hepsinde takılı. Kaç hane efendim köyümüz? 16'ydı 18 oldu. 18 hane. Nüfus ne kadar? Nüfusumuz 52 oldu. 52. Sayın izleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu muhtarlarımıza toplantılarda susuz köyümüz, yolsuz köyümüz, elektriksiz köyümüz kalmayacak dedi. Doğru mu efendim? Doğru. 10 hanenin olduğu yerlere devletimiz hizmet götürüyor. Bu hizmetler de devletin yapması gereken temel hizmetler. Elektrik, yol, su. Doğru mu efendim? Doğru. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Sayın Cumhurbaşkanım, çok güzel bir köy. Isparta'nın Keçiborlu Yenitepe köyü. Burası aynı zamanda göçmen köyü, Bulgar göçmeni. Evet. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yıllar önce gelinmiş, yerleşmiş. Doğru mu efendim? Doğru. Muhtar arkadaşım dedi ki kendi köy imkanlarıyla biz sondaj açtırıyoruz dedi. Sondaj açılan yeri de gittim gördüm. Evet. Onu da belirtelim. Biz bu içme suların sorunlarının mutlaka il özel idareleri tarafından giderilmesini istiyoruz. Buradan Isparta valimize de, Keçiborlu kaymakamımıza da sesleniyorum. İşte Türkiye'nin her yerini ziyaret ediyoruz, geziyoruz. Aksaray'daydık bir ay önce. İl özel idaresi orada çok güzel. Suyu olan yerlere dahi yedek sondaj açıyor. Yani kurulabilir diye, vatandaşın mağdur olmaması için. Önemli olan vatandaşımızın mağdur olmaması. Su eşittir, hayattır diyoruz. Burada bir içme suyu sorunu var. Bu sorunu yetkililer gelerek yerini incelemesini istiyorum. Başbakanımız Binali Yıldırım'a da sesleniyorum. Sayın Valimiz inşallah bu sesli röportajımızı duyar. Bu içme suyu sorunu da çözülür. Biz de araştırmacı gazeteci olarak halkın sorununu yetkililere ulaştırdığımız için mutlu oluruz diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi halkın sorunlarını tüm yetkililere duyurmaya devam ediyoruz. İnşallah bu konuda çözülecek diyoruz. İnşallah, inşallah. Devletimizden beklediğimiz o. Evet. Teşekkür ederiz.